Naz Gürsoy ve arkadaşlar yeni yönetim kurulu olarak seçilmişlerdi. Biz baştan beri şunu söylüyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi Arsin ilçemizin potansiyeli olan bir ilçemizdir. Burada rezerv var. Eğer bu rezerv işlenirse, doğru işlenirse bizim partimizin Arsin'de çok başarılı olacağı kanaatindeyiz. Yeni seçilen ilçe yönetimimizle birlikte de arkadaşlar Arsin'e bir hareket gelmiştir. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Hedef büyüktür. Biz yeni seçilen yönetim kurulumuzdan büyük beklentiler içerisindeyiz. Trabzon'un büyük sorunları var. Birazdan sevgili vekilimiz bunu ziyaret edecek. Vekilimizin Trabzon'da olması dolayısıyla da yeni seçilen yönetimi bir tebrik etmesi, ziyaret etmesi amacıyla bugün buraya gelmiş bulunmaktayız. Vekilimize de Arsin'e hoş geldiniz diyorum. Sayın vekil, buyurun. İçerisinde sizlere büyük olmaktan, yeni yönetim olarak sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben öncelikle yeni yönetim başkanımızı ve üyelerini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Geldiğimiz süreçte bu bir bayrak yarışı olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve ileriye yönelik elbette ki önceki hedefimiz iyi bir çalışmayla, insanlarımıza ulaşmayla yerel yönetimlerde başarılı olmak ve arkasından da genel seçimlerde mutlaka iktidara gelmek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazır bir partiyiz arkadaşlar. Bunun böyle gerek projelerimizle, gerek ülkemizin sorunlarını bilen ve sorunları çözüm noktasındaki katları ortaya koyan bir partiyle parti olarak biz iktidara hazır bir partiyiz. Bunun bilinci olarak hareketmemiz gerekiyor. Arsin ilçemiz gerçekten geçmişte belediye olarak biz Arsinlere Cumhuriyet Halk Partisi belediye olarak hizmet ettik. Bu süreçten sonra da hizmetçiyi kendimize ilke edindik ve yerel seçimlerde sizlerin yapacağı çalışmalarla birlik ve beraberlik içerisinde, yalnız sizlerle değil, bizim il ilçe ve genel merkez olarak yapacağımız birlik ve çalışmalarla bize işlerimize inanıyorum. Biz öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Biz hep halktan kopuksunuz diyorlardı. Artık biz halkta kopuk parti değiliz. Biz halkımızla bütünleşen, halkımızla buluşan ve halkımızla buluşmayla kalmayıp onların sorunlarını dinleyen ve çözüm eden bir partimiz. Esnafımızın sorunlarını bilen bir partiyiz ve esnafımızın kalkınması için de yapılması gereken bir partiyiz. Bakınız sevgili arkadaşlar, biz gelmiş olduğumuzda, siz de çok iyi biliyorsunuz, ülkemiz ve Trabzon'daki durum şudur. Trabzon, burada basın mensubu arkadaşlarımız da var. Bunu lütfen çok dikkatli değerlendirsinler. 10 yılda 200 bin nüfusu azalan bir kenttir. Ve göç ve iller sıralamasında altın sıradayız. Bu Türkiye İstatistik Kurumu rakamlardır. Ve işsizlik oranları 6.1'dir. Yani Trabzon'da gelmiş olmuş şu 11 yıllık süreç içerisinde hala konuşulan şey yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik ve terör konuşulan. Biz bunlar hala konuşuluyorsa bunun bir sebebi Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bunun bir sebebi sorumlusu ülkeyi yöneten iktidardır. Uzaklaştırıyor bu parti, Atatürk'ün partisi değil mi? Biz bu partiyi tanımamaya başladık. Hala bu adamı derdini nasıl çekiyorlar? Bunu niye seçmişler? Mecbur muyuz biz buna? Ben efendim orada gördüm bir arkadaşım, bir AKP'liye cevap veremiyorum. Ya bizim zaten her eksiklerimizi, dediklerimizi arıyor bu insanlar. Artık yeter, büktürdüler bizi. Yani parti genel merkezi, oradan siz umut yaratacaksınız ki burada insanlar faaliyet edilsin. Ecevit 2-3 tane sloganla beraber iktidara gelmiştir. Yok, o ses oradan çıkmıyor. Vekilim kusura bakma, yani yok. Yani elektrikler olur. Hala aciz kalıyor AKP'nin Tayyip'in karşısında. Aciz kalıyor. Sesi gündem yaratmıyor. Konuşması gündem yaratmıyor. Adam yalan da söylese İmleti inandırıyor. Bizim bir doğru gıdı gıdı. Olmuyor bu yani. Olmuyor. Oluyor. Yani ben çok eski CHP'liyim. Ben 67 yaşındayım. Ben 55 yaşındayım. Ulus Gazetesi'ni babam 55 senesinde tutturdu. O gün bugün bu hastalık içimizde. Ayrılamıyoruz, gidemiyoruz ama bunaldık artık yani. Buna bir cevap verin artık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz aciz kalmıyoruz aslında. Bizim kamuoyunda bir algı var. Muhalefet yapamıyoruz algısı var. Oysa biz muhalefet yapıyoruz, basın mensubu arkadaşlarımız var burada. Ama bu yapmış olduğumuz muhalefet basında yer almıyor. Bu bir gerçek. Niye almıyor? Baskıyla almıyor. Basın tamamen yanlı basın olarak davranıyor. Tabii yani. Genel başkanım bizim grup toplantıları izliyorsanız, televizyon toplantılarını izliyorsanız, yeni CHP, çalışan CHP. Ya niye yeni CHP? Bir dakika, yeni CHP şu anlamda. Bizim yıllardan beri tek bir kolumuz eksik kalıyordu. Halkçılık kolumuz eksikti. Halka gidemiyoruz diye bizi eleştiriyorlardı. Biz artık halkla da bütünleşen, 6 okun 5 6'sını tamamlayan bir anlayışla
çalışıyoruz. Bugün Sayın Genel Başkan ve Milletvekili ve ilçeyi örgütlerimiz, tabii Türkiye genelinde gitmediği Çayözağı yok. Gitmediği Cami Avrupa yok. Bunları biliyorum. Gitmediği taksiciler yok ama ne kadar yer alıyor onu düşünmek lazım. Gerçekten biz yeni CHP'deki anlam halkla bütünleşen, ülkenin kalkınmasına katkı veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerden taviz vermeyen bir anlayıştır. Ulusal bütünlüğü budur. Bizim tek kırmızı çizgimiz anayasa sürecinde bunu ortaya koyuyoruz. Vekili bunun şeyine geleceğim. Tamam güzel de. Geleceğim, bir dakika geleceğim. Şimdi elbette Hüseyin Aygün'ün yaptığını ben de tavsiye etmiyorum. Mümkün değil. Bu konuda girişimde bulunmamız lazım zaten. Girişimleri biz kendi içimizde, aile içinde o girişimleri yapıyoruz. Yakında bunun şeyini duyarsınız. Onunla ilgili sorun olmasın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine uymayan insanlar elbette ki bu gemiden inerler. Başkanım. Ne canım? Yerleşim Medya Arasın Belediye Başkanlığı'na adını götürüz etmişsiniz. Başkanım, yönetim kurulları ve milletvekili ve parti meclisi olarak ben varım. Biz şunu söylüyoruz. Biz aday çıkaracağız ama adayımız benim arkadaşım veya senin arkadaşın değil, halkın istediği, halkın görmesi, halk kime oy verecekse o kişi adayımız olacak. Kazanacak kişiyle gideceğiz ve hep beraber de onun arkasında duracağız. En doğruyu halkın yapacağımız eğilim yoklamalarıyla, anket çalışmalarıyla en doğru adayı birlikte bulacağız. Trabzon Büyükşehir olmasına, belediyelerin kapanmasına, köyde hizmet alan bilirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi büyük şehre karşı olmadık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama mülki sınırların birleşerek bütün şehir olması ve bunun arkasından belediyelerin kapanması ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına biz karşı durduk. Orman köyleri kaldırılmıştır, köylerimiz kaldırılmıştır ve bunun sonucunda insanlarımız köylerde ve beldelerde, mahalleden beldelerde inşaat yapma noktasında veya vergi verme noktasında çok zorlukla karşılaşacaklar. Bak iki tane vergi veriyordu köylü, Salma veya İmece. Şimdi 34 çeşit vergi verecek. İnşaat yaparken imar ruhsatı istedik. Oysa muhtara sen diyorsun ki ben ev yapıyorum ve muhtar karar defterine ev yapıyor, alıyor ve evini yapıyorsun. Binanı, çocuğuna, kendine, şeyin, kardeşin neyse. Şimdi imar konusunda büyük sıkıntı yaşanacaktır. Vergi noktasında işte göründü. 500 metreyle 1 metrekare arasında olan 1000 metrekaresi olan şeylere, arazilere %18 vergi vereceğiz. Büyükşehir'in faydaları görüldü. Vatandaşın sırtına geleceği fayda. Ve işsizliği çözmeyecek, aksine işsizliği de arttıracaktır. Ama biz büyükşehirde de iddialıyız. Cumhuriyet Halk bütün bu olumsuzluklara rağmen büyükşehirde alıp vatandaşlarımızın en güzel şekilde yaşamlarını kolaylaştırmak için katkı sağlayacağız. Teşviğin bitmesiyle alakalı düşünceleriniz? Teşviğin bitmesi şudur arkadaşlar, Şubat ayında bu ortaya çıkacaktır bizim zararlar. 43 bin kişi işsiz kalacaktır. Öncelikle Arsin Organizasyon bölgesinde zaten %30 kapasitede çalışıyor bilgiler odasında. Ve burada teşvik olmayınca ne olacak? Artık 10 kişinin sigorta, en az 10 kişi çalıştıran iş yeri bu insanların sigortasını kendi verecek. Kendi verdiği için de dökecek. Çünkü niye? Üretim yok, pazar yok, ihracat yok. Bütün bunlar olumsuzluk üzerine kime yansıyacak? Çalışan benim garip oradaki basımsız vatandaşa yansıyacak. En çok da bu ilçe. Son olarak söylemek istedim. Uzatılması gerektiğini biz ifade etmiştik ve konuştuk da. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var. Son olarak söylemek istediğim şu. Bakın ben biraz önce sözlerim arasında bir algı var dedim. Basın muhalefetin söylediklerine çok yer vermiyor. Lütfen basın mensupları olarak, bu kentin çocukları olarak, bu ilçenin çocukları olarak, bu ülkenin kalkınmasını istiyorsak, gelişmesini istiyorsak doğrulara, bizim söylediğimiz doğrularla yer verin. Siz belki söyleyemiyorsunuz ama biz söylediğimiz bu yerli şeylere yer verilsin ve bu şey toplum geldiği noktayı görsün. İşsizlik ne kadar artmış, göç niye veren iller arasında olmuşuz, niye altın sırada göç veren iller arasında gelmişiz, niye yatırım yok, niye ihracatımız durmuş, hala dışarıdan ithal alan, saman alan, hayvan getiren bir ülke durumunda niye olalım? Tarım, ticaret, turizmi niye etkili kullanamıyoruz? Burada bir Santa şeyi var, arabeleri var. Biz bununla ilgili de mecliste soru belgesi vermiştim. Hangi safhadadır diye sorduk. Bu turizme kazandırılması gerekiyor. Turizme yatırım yapan insanlara teşvik verilmesi gerekiyor. Tarımla uğraşan insanlara teşvik verilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki hayvancılık bitmiş durumda. Bir çay bardağı çayla süt eş değer durumunda. Hatta çay daha pahalı. Çay pahalı. Ama yaşaya verilen ücret
çok düşük. Kuruçay'da çok Kuruçay'da, yani. Evet, çok zannediyor.